Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle Nako Elite Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimiz 11 ve 11'in katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ve katları artı 6 ilmek. Yani şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım. Ve başlayalım. Ben direkt modele geçeceğim. Modelimin ilk sırasında şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Siz tabi dilediğiniz lastiği alt kısmına geçebilirsiniz ama alt kısmına lastik koymadan da kullanabilirsiniz bu modeli. Devam ediyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 5 oldu. Şimdi sıradaki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpim arkada bu arada. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. Bakın 2 oldu. 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. 1, 2, 3 tane. 3 kez tekrar ettik aynı işlemi. 1 ilmek örmeden aldım ve ördüm. 1, 2, 3, 4 kez aynı işlemi tekrar ettik. Şimdi arası için 1. ilmeğimi ördüm. 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Ara kısım için. Şimdi tekrar aynı işlem. 1 ilmek örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. 1 ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. 2 oldu. 1 ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Tekrar 1 ilmek örmeden aldım ve bakın yine 4 oldu. 1 2 3 4. Aynı işlemi yine 4 kez tekrar ettik. Yani ikinci modelimiz bu da. Şimdi kenardaki 5 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Burada ilmeklerimi düz örüyorum. 4 ve 5. Örmeden aldığım ilmeğe gelince ipi benden yana alıyorum. Örmeden bu ilmeğimi tekrar sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. Aradaki ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Örmediğim ilmeği tekrar sağ şişime aldım. Tekrar bir düz ilmek örüyoruz. İpi benden yana aldım.
Örmeden yine ilmeğimi sağ şişime aldım. Yine bir ilmek düz örüyoruz. İpi benden yana aldım. Örmeden ilmeğimi sağ şişime aldım. İpimi arkaya atarak arada 1, 2, 3, 4 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Yine ikinci modele geldim. İlmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ördüm. İlmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi yine arkaya. Evet, devam ediyoruz. İpi benden yana aldım. Örmeden ilmeği sağ şişimi aldım. İpimi arkaya attım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Örmeden ilmeğimi sağ şişimi aldım. İpimi arkaya atarak kenardaki 5 ilmeğimi, daha doğrusu 4 ilmeğimi şöyle düz ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum. Bu model ilerledikçe anlaşılıyor. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Dördüncü sıradayız. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örmediğim ilmeklerimi de düz örüyorum. Modelimizin dördüncü sırasındayız. Model 4 sırada bir kendini tekrar eden bir model arkadaşlar. Yapım aşaması gördüğünüz gibi gayet kolay. Şimdi bir modelimizi bitirmiş olduk. Yalnız şu anda anlaşılmıyor. Dediğim gibi model ilerledikçe anlaşılan bir model. Onun için bir model daha birlikte yapalım. Şimdi yine ilk sırada yaptığımız gibi kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ve ikinci modelimizin ilk sırasında böylelikle başlamış oluyoruz. Devam ediyoruz. İkinci modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bakın bu ilmeğimizi şimdi örmeyeceğiz. Yine örmeden sağ şişimi aldım. Örmeden alacağımız ilmeklerimiz belli artık. Örmeden aldım. Şimdi ara kısımdayım. Burada 4 tane düz örüyoruz. Tekrar örmeden aldım. Ördüm. Örmeden aldım. Ördüm. Örmeden aldım. Ördüm. Ve örmeden aldım. Yine kenarı için 5 ilmeğimiz vardı. Yine 5'ini de düz örüyorum. İkinci modelimizin ikinci sırasını böylelikle bitirmiş olduk. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimden sonraki 4 ilmeği düz örüyoruz. İpi benden yana aldım. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Örmediğim ilmeği örmeden yine sağ şişimi aldım. Yine 1 ilmek düz. Bu işlemi 4 kez tekrar ediyoruz. Şimdi ara kısımdayım. Burada 4 tane düz ilmeğim var. Tekrar ipi benden yana aldım. Örmediğim ilmeği örmeden yine sağ şişimi aldım. Yine aralarda birer tane düz örüyoruz. Kenar ilmeklerimdeyim. Şöyle düz örelim. Son ilmeğimi de ters ördüm. Bakın şimdi modelimiz biraz daha netleşmeye başladı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi burada yine düz örüyorum.
Böylelikle de ikinci modelimizin de son sırası olmuş oluyor. Şimdi şu sırayı birlikte geçelim. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Evet, bakın modelim tamamıyla ortaya çıktı. Dediğim gibi ben size şimdi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça modelimiz bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Burada 3 model üzerinden denedim modeli. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Evet, şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Yine bu modeli hırka yapımında, anne yeleklerinde, çocuk örgülerine de yakışır ama bence daha çok yetişkinlere gidecek bir model. Yine etol şal yapımında da kullanabileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model. Eğer bu modelden etol şal yapacaksanız tabii ki şiş numaranızı daha kalın tutmanızı öneririm. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.